Bir bayanın çalışması caiz mi? İhtiyacı varsa caiz. Helal bir ortamda çalışıyorsa. Erkeklerle dip dibe değilse, tenhada bir erkekle bir odada değilse, çalışmaya ihtiyacı varsa çalışabilir. Başını açmıyorsa, yani İslam'a İslam'a uygun bir ortam her yönüyle, başörtüsüyle, çalışma ortamıyla vesairesiyle İslam'a uygun bir ortamsa çalışabilir, ihtiyacı da varsa ama ihtiyacı yoksa çalışması uygun değildir. Neden? Bir kere kadının çalışması durumunda her gün evden çıkması evinde problemler meydana getirir. Ev işlerini kim yapacak? Kadın hem ev işi hem dışarı işi yapacak olsa bu kadına zulümdür. Hem evin ekmeğini, yemeğini, bulaşığını, temizliğini yapacak, ütüsünü, çamaşırını, e bu kadın mı köle mi yani? Hem dışarı işi hem içeri işi, gerekmedikçe kadın bu kadar zorlanmamalıdır. Bu zulüm olur. İkincisi, kadınlar çalıştığı zaman erkekler işsiz kalmaktadır. Bu kadar erkek işsiz, bu kadar kadın çalışıyor. Bu doğru bir şey olamaz. O kadınların yerine erkekler çalışsaydı, evine bir lokma ekmek götürseydi, o erkek evinde bir şerefi olurdu. Alnı açık olurdu karısına karşı, çevresine karşı. Ben de işi gücü olan bir insanım derdi. Ama işsiz güçsüz geziyor. Kadınlar çalışıyor, erkekler iş bulamıyor. Hani erkekler iş bulsa, kadınlara da iş olsa neyse. Öyle bir durum yok ki. Efendim işte Türkiye gelişmemiş o yüzden. Hayır Amerika'da da öyle, Almanya'da da öyle. Bugün Almanya'da bile işsizlik var ve artık milliyetçi Almanlar Türkleri istemiyorlar bu yüzden. Yabancıları istemiyorlar. Bundan dolayı biz işsizi size iş mi vereceğiz diyorlar. Haklılar. Almanlar işsiz, Türkler, Araplar, şunlar, bunlar orada çalışıyor. Adamlar isyan ediyor buna. Yani Almanya'da bile işsizlik başlamış. Danimarka'da, şurada, burada birçok devlette. Avrupa'da işsizlik başlamış. Demek ki bu yalnız Türkiye'nin sorunu değil. Bütün dünyada var bu sorun yani. E bütün dünyada bu kadar hükümetler Türkiye'de 50-60 tane hükümet geldi geçti. Hiçbirisi bu sorunu halledemedi. Demek halle olmuyor. Hepsi mi başarısız yani? Yani Türkiye halledemiyor diyelim. Suriye'de mi halledemiyor? Amerika mı halledemiyor? Almanya mı halledemiyor? Mısır mı halledemiyor? Yani hiç, hiç, kimse halledemiyor bunu. Demek ki bu halle olmuyor. Neden? Çünkü, çünkü kadınlar çalışıyor. Bir evde iki, iki maaş, diğer evde sıfır maaş. Bir evde karı koca iş buluyorlar, çalışıyorlar, iki maaş. Onlar 3-5 yılda bir koltuk takımını değiştiriyor. Her gün e, etli sütlü yiyor, kebabını yiyor, güzel arabalara biniyor, lüks yaşıyor. Diğer taraftan bir adam acından ölüyor. O kadın çalışmasaydı onun kocasının maaşı ona yeterdi. Beraber birçok insan tek bir maaşla idare etmiyor mu? Ediyor demek ki olur. İki maaşın ne gereği var? Bırak da onu da bir başkası kazansın, bir iş bulsun bir, bir işsiz adam. Kadınların çalışması bu yönden de uygun değil. Diğer taraftan çocukların terbiyesi. Anne evde olmadığı zaman çocuklar kim terbiye edecek? En değerli varlığımız çocuğumuz olmalı. Gelişmiş bir beyin bunu böyle kabul eder. Gelişmemiş insanın en değerli varlığı malı mülküdür. O gelişmemiş adamın bakışıdır. Gelişmiş bir insanın en kıymetli varlığı çocuğudur. Malın üzerine çıkmış, malı aşmış bir seviyeli insan çocuğuna kıymet verir, insana kıymet verir, maddeye değil. Çocuğuna kıymet vermiyor, çocuğunu bırakmış hizmetçiye, Çocuğuna hizmetçi bakıyor, kendisi de elin adamın işini yapıyor. Ya sen çocuğunun terbiyesiyle ilgilensene. Hizmetçinin kültür seviyesi ne ki senin çocuğuna ne kadar terbiye verecek? Hizmetçinin elinde büyüyor çocuklar. Bunun sonunda anne babaya sevgi de kalmıyor. O çocuk yarın büyüdüğünde anne babasını çok da sevmiyor. O yüzden anne babalar anne babasını sokağa atanlar çoğalıyor. Huzur evi dedikleri huzursuzluk evleri çoğalıyor. Anne babasını sokağa atanlar çoğaldığı için. Sevgi kalmamış anneye babaya karşı. Anne baba çocukken onu hizmetçiye bırakmış. Çocukla büyüdüğü zaman anne babasını huzur evindeki hizmetçiye bırakıyor. Sen ben hizmetçiye bırakmadın mı? Ben de sen hizmetçiye bırakıyorum diyor. Ve bu daha da artar bundan sonra. Daha da artar. Eskiden gene bir büyük küçük vardı. Gene bir ana baba hakkı bilen vardı. Yeni nesiller daha da kötü. Daha da kötü, daha da kötüye doğru gidiyor. Bundan sonra huzur evler daha da dolar taşar. Hapishaneler dolup taştığı gibi. Kadının çalışması yani çocuğuyla kendi arasında muhabbet eksikliğine de sebep oluyor. Çocuğunun terbiyesini iyi olmamasına da sebep oluyor. Ve aynı zamanda israfa da sebep oluyor. Nasıl? Şöyle. Kadın çalış, çalışan kadın süsleniyor, büsleniyor. Kazandığının yarısını neredeyse süse büse harcıyor. Erkek gibi değil kadınlar. Erkek aynı elbiseyi on sene giyer, kadın öyle değil. Kime yarıyor? Kozmetik satanlara yarıyor, İsrail'e yarıyor, bunu yapan fabrikalara yarıyor. Kadınları süs elbise alıştırmışlar. Kadın her gün aynı elbiseyle gitmek istemiyor. Boyanıyor, süsleniyor, püsleniyor, Erkeklerini de günaha sokuyor. Aynı zamanda da gereksiz yere israf ediyor. Kazancının da çoğunu süse püse elbise harcıyor, elbiseye harcıyor. Ya da işte koltuğu değiştirelim, arabayı değiştirelim demeye başlıyor. Bir erkek işsiz kalıyor ve bu kadının kazandığı da bir şeye de yaramıyor da. Bir bereketi de yok yani. Ama dediğim gibi kadın namusu dairesinde, helal dairesinde çalışabilir ihtiyacı varsa. İhtiyacı yoksa çalışmamalı, kocasının kazancıyla iktifa etmeli. O işi de bir başka erkeğe bırakmalı. Bugün ben soruyorum. Türkiye'de çalışan, ihtiyacı olmadan çalışan, keyfi çalışan, okuduğum için çalışmak istiyorum diyen halbuki okumak çalışmak için değildir. Okumak insanın zekasını açmak için, kültürlü olması için doğruyu, eğriyi anlayacak bir insan durumuna gelmesi içindir. İlla da para kazanmak için değildir. İş varsa çalış, yoksa bırak erkekler çalışsın. Şu çalışan kadınlar ihtiyacı olmadığı halde çalışanları çıkartsanız, yarın erkekleri işe koysanız, Türkiye'deki işsizlik büyük oranda hallolmaz mı? Bakın ihtiyacı olanlar demiyorum. İhtiyacı olmadan çalışanları sadece. Bu bile Türkiye'nin işsizliğinin büyük bir çoğunluğunu halleder hem namus da daha sağlamlaşır. Aynı yerde çalışınca kadın süslü püslü geliyor. Erkeğe celbediyor. Adam karısını, kendi karısını evde üstü başı dağınık görüyor. Ev halidir, düzensiz, kötü elbiseyle görüyor. Kadın biraz da kendisine bakım, bakım yapmayı bilmeyen bir kadınsa, Pasaklı bir kadınsa, karısını böyle pasaklı görüyor evden. Gidiyor iş yerinde, kadınlar acayip süslü püslü. Öyle görüyor. Bu sefer karısından soğuyor, onların peşinden gidiyor. Ve nice yuvalar yıkıldı. Yıkılmadı mı? Benim akrabam bir tanesi. Benim akrabam, yani gül gibi karısını bıraktı, beraber çalıştı, bir öğretmen kadınla kaçtı gitti. Bunlar çok yani bir değil, yüz değil, bin değil yani. Aynı yerde çalışınca bazılar var ki aynı odada çalışıyor, iki kişi. Ben pek gitmem böyle resmi dairelere falan. Bir gün işim düştü. Belediyede bir, belediye miydin? Hatırlayamadım. Bir resmi dairenin birinde kapıyı çaldım. Girdim. Allah sizi inandırsın. Bir kadın, bir erkek. Kapı kapalı. Ya bura resmi daire sen niye kapıyı kapatıyorsun? Kadın kadın öyle bir süslenmiş ki. Gencecik daha doğrusu. Kadın da değil belki bilmiyorum. Çok da güzel. Allah kendi güzel yaratmış. Öyle de süslenmiş ki. Bir odanın içinde. Ufacık bir oda. 3 metre 3 metre. Ufacık bir odanın içinde. Akşama kadar yıllarca beraberler kapıda örtük. Şimdi bana söyleyin. Bunun sonu ne? Ya bu adam bu kız bu kızı gördükten sonra kendi karısını beğenmez. Vallahi beğenmez. Beğenmez. Bunun sonu yuvaların yıkılmasıdır. Bu melek mi ya? Bunun nefsi var. Her gün böyle süslü püslü güzel güzel kokularla geliyor bu buraya. Akşama kadar beraber. Ya burada bir kere resmi daire sen niye buranın kapısını örtüyorsun? Besbelli ki konuşuyorlar. Kim bilir ne yapıyorlar? Kapıyı örtüyor yani. Ya kapı örtülür mü resmi dairede? Niyet bozuk işte besbelli. Yani bu kadınlar çalışıyor ama arkadaşlar acaba nasıl çalışıyor? Hala git bir gör çalıştığı yeri. Fabrikalar mesela. Fabrikalarda olan gayrimeşru ilişkilerin haddi hesabı yok. Fabrikada çalışan bir kadın çok iradeli ve namuslu değilse namusunu koruyamaz yani. Beraber çalışıyor erkekle dip dibe. Bir gün değil beş gün değil gönlü kayıyor. Bu çalışma hayatının sonuçları bunlar. Yani daha da sayabiliriz bir sürü e, olumsuzluklar. Bundan dolayı, hatta bakın, bu ölen Papa, Jean Paul, o, o da bir gün aynısını söyledi. Ölmeden evvel dedi ki, kadınlar çalışmamalı, kadınların çalışması yüzünden erkek, erkekler işsiz kalıyor, ahlak bozuluyor dedi. Hem işsizlik artıyor hem ahlak bozuluyor. o söyleyince bir şey olmaz ben deyince e, irtica olur